Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Artık sardunyalarında yavaş yavaş bakımını yapma zamanı geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz benim sardunyalarım seranın içindeydiler. Böyle burada, şöyle o sıraya doğru arkaya kadar hep sardunya. Bunların açmış işte çiçekleri üzerindeydi. Daha buraya koyduğumda çiçekleri açıyordu. Yaprakları sarardı. Yani biraz alt sırada kalınca böyle bakımsız kaldılar açıkçası. Malum zaten hava soğuk. Ne kadar yapraklarını temizlesek de kurutmaya devam edeceklerdi. Onun için kendi hallerine bıraktım. Fazla da dokunmadım, ellemedim. Uykularında rahatsız etmek istemedim. Sardunyalar kışın uykuda oluyorlar. Sardunyalarımız biliyorsunuz sonbahara kadar, Ekim, Eylül'e kadar benim hep dışarıdaydılar. Belki aralığı bile bulmuştur. Çünkü biliyorsunuz kışımız da geç geliyor. Kışı kış gibi zaten yaşayamıyoruz. Şu an yine bir bahar havası. Bakar mısınız? Hava güneşli. Seranın içinde geldi çalışma. Geldi, bahar gelmiş gibi. Her ne kadar gelmediyse de mevsimsel olarak gelmiş gibi bakımlarını yapmaya geçtim ben. Şöyle 3 tanesini şimdilik böyle temizledim. Fırsat buldukça devam edeceğim böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar Kasım aralığa kadar böyle tamamen seranın içinde. Sonra bütün pencereler de açıktı. Sirayet onlar olasıya kadar. Sirayet onları da gerçi çok aman aman şiddetli yaşamadık. Geçtiğimiz seneler kadar hiçbir şeyin olması gerektiği gibi değil. Artık gerçekten kar yağmadı. Yağmurlar da bir mesela yağmurlu gösteriyor kaç gündür. Bir çiseledi geçti. Çok fazla yağış da olmadı. Yeraltı kaynakları ne olacak böyle onu da bilmiyoruz valla. Allah muhafaza kıtlık yaşayacağız yani. Çiftçilerin su sıkıntısı olacak. Bizler bahçelerimizi sulayamayacağız. Ben zaten damlama sistemiyle yapıyorum ama yine de su sıkıntısı olacak gibi. Ama dediğim gibi belli de olmaz. Rabbim bir anda yağ deyince yağdırır. Mart'ta olsa, Nisan'da olsa kar yağabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yani yazı yaz gibi yaşamıyoruz. Kışı da kış gibi yaşamıyoruz. İlkbaharda kış yaşarız. Yazı sonbahar gibi yaşarız. Hiç belli olmaz. Allah muhafaza yani. Böyle. Bitkiler de tabii ki güneşi görünce bahar geldi zannediyorlar. Bunları temizledikten sonra tekrar budamasını yapacağım arkadaşlar. Bu arada sesimden dolayı kusura bakmayın. Biraz boğazlarım rahatsız. Böyle biraz tutkunma sıkıntım var. Sesim de size böyle borazan gibi geliyor. Ama yaparken çekeyim dedim. Şunları böyle budama makasıyla şöyle dipten birazcık alacağım. Şu bakın şurada boğum var. Şu boğumun üstünden keseceğim. Şunu şuradan keseceğim. Yani biraz acımasız budama yapacağım çünkü biliyorsunuz yeni sürgünler verecek. O da böyle güzel formda olsun. Form vererek olsun. Bunu da böyle yaptık. Sardunyalar bizim olmazsa olmazımız. Benim evimin, bahçemin dekoru diyebilirim yani sardunyaları. Ve bunların karşısında oturup inşallah yazın burada daha keyifli bir ortam yaşayacağız. Bahçe ortamında o.
vakit geçireceğim. Bahçe bellenecek. Domatesler dikilecek. Bakalım artık neler dikeriz daha. Fasulye yapmayacağım, onu biliyorum da. Fasulye gölge yapacak. Zaten gerek de yok fasulyeye arkadaşlar ya. Benim tükettiğim yıllık, belki dondurucuya attığım 10 kilo fasulye vardır, yoktur. Kızlara da aynı şekilde 5'er kilo aldım mı dolaplarına attığımız zaman yetiyor yani. Ben bir de kış sebzelerini kışın olanlardan, pazarda satılanlardan alıp yapmaktan yanayım. Ama canımız çekiyor diye işte öyle atıyoruz. Elimizin altında bulunsun. Bunları, sardunyaları budadıktan sonra arkadaşlar, dediğim gibi bir tekrar, yani yapraklarını temizledikten sonra bir derin bir budama yapacağım. Sonra da bir ilaçlama yapacağım. Toprakları yeni. Hepsi bakın daha gübreleri içinde. Ahır gübresiyle karışık yaptım. Yani toprakları güzel. Yine de bir elden geçireceğim. Şöyle bir kabartacağım diplerini. İlaçlamalarını da yaptıktan sonra güzelce artık bekleyeceğiz. Yeni sürgünler vermelerini. Bakın bu burada böyle ama şunu mesela, şunu şuradan budama yapacağım. Şu çiçeği de alayım. Kıyamamıştım ama çiçeği görünce de içimiz açılıyor. Şöyle temizleyerek hepsini bitireceğim. Daha bir bu kadar var. O sırada var arkadaşlar. Şunun en altında var orada. 5-6 saksı. Sardunyalar rengarenk arkadaşlar. Her rengi var neredeyse. Ben beyazını, böyle bordo kırmızısını, pembesini seviyorum. Yani her rengini seviyorum. Her renkten de olunca böyle rengarenk gerçekten güzel oluyor. Bize çok keyifli bir ortam sunuyor. Her yeri dekore ediyor. Gözümüzü şenlendiriyor. Sukulentler yokken biz sardunya büyütürdük hep. Bakın bu da yumuşamış. Bizim hep sardunyalarımız vardı. Telgraf çiçeklerimiz olurdu. Sarkan çiçek olarak. Böyle klasik bitkilerimiz olurdu. Menekşeler. Ben evin içinde çok menekşe de yetiştirdim. Menekşe çok hassas. Yalnız çok narin bir tür olduğu için bir yere gittiğimiz zaman sulama ihtiyacı hissediyor. Susuzluğa gelemiyor menekşe. Şimdi onları bıraktım. Menekşeye falan hiç zamanım yok. Evimin içinde hiç bitki yok benim arkadaşlar. Salon bitkim yok. Yani bir de evin içindeki bitkilerle yani uğraşamayacağım. Bunlara zaten zor yetişiyorum. Bunların varlığı yetiyor bana. Şöyle dibine de yaprak düşmüş. Muhtemelen ghost'un yaprağı. Evet, şöyle iyice solmuşlar alacağım. Bazılarını iyi budamıştım da bazıları da öylesine olmuş oldu. Tabii ki yine elimde makas, bunlara yeniden form vereceğim. Hepsini bir temizlemem lazım önce. Buraya doğru da dizeceğim, biliyorsunuz burada benim yerim açıldı. Buraya doğru sardunyaları dizeceğim. Seranın içinde bunlar da erkenden uyanışa geçecekler. Sonra yaza kadar inşallah belli bir boya gelmiş olurlar. Bu sene herhalde biraz renkli sardunyalardan ilave ederim. Başka olmayan renkleri görürsem öyle almak istiyorum. Bahçeye de yeni böyle dikimler yapacağım. Şimdi şu büyük saksıları çıkarmam lazım arkadaşlar oradan. Onları bir çıkarayım. Evet arkadaşlar, büyük saksıları da çıkardım. Bakın ışık
yetersizliğinden pıtırcıkların formları nasıl uzamış. Yani ışığı yeterince alamadılar tabii ki. Çiçekliğin altındaydılar. Çiçekler de gölge yaptı hep. Üst taraflar yani. Bakın pıtırcığın formu nasıl bozuk. Böyle cıvız cıvız uzayıp gitti. Ve bir tane de şu bir elimden var. Şöyle. Bunlar hep budanacak. Ortasım yok ama şöyle size göstereyim. Bakın bayağı bir yaşlı bir gövde. Bu zaten kurumuş gibi. Buradan dipten kesilecek. Şöyle. Şunu da şuradan alacağım. Dibinden yeniden sürgünler versin. Bakın aslında yukarılardan vermeye başlamış. Şöyle çok ağaç gibi bir gövde. Şöyle bunu suyun içine koyacağım. Bunu sonra alacağım köklendirmeye. Dibinde bir tane de Pollux var. Tamamen gübreli bir toprakta. Seviyorlar öyle gübreli toprakta coşmayı. Şu kurumuş dalı da alacağım oradan. Ay heh. Şu şekilde şunu da şuradan. Aha. Kesmek lazım. Şöyle bir rahatlatalım. Şöyle dibinde. Bu şekilde. Bakın ne kadar cılız dibindeki. İlaçlamalarını da yaptıktan sonra şimdilik seranın içinde duracaklar. Aslında hani dersiniz ki gerçekten tam bir bahar havası bugün. Böyle gerçek bir bahar havası olsa duvarların üzerine alacağım bunları. Yani bunlar bir de güneşi sevmeyen bitkiler, biliyorsunuzdur zaten birçoğunuz, bilmeyenler için. Bunlar ikindi güneşini seviyorlar arkadaşlar. Böyle yarı gölgeli yeri seviyorlar. Böyle çok aydınlık, güneşli yeri sevmiyorlar. Gölgede olurlarsa yaprakları çok daha güzel büyük oluyor. Formlu oluyor bitki. Ve pıtır pıtır da çiçek tomurcuğu yapıyorlar. Şu şekilde. Tamam. Yani şurada kaldı. Burada. Oturarak çalışıyorum. Kalktım. Pardon, şunu şuradan alacaktım değil mi? Şöyle. Seni alacağım kızım ben. Köklendireceğim. Şu çok küçük. Bakın dibine de yapraklarını atmışım hep diğer bitkilerin. Çiçek pazarları da kurulur artık. Biliyorsunuz yavaş yavaş çiçek pazarlarına çeşitler gelmeye başlıyor. Öyle olunca da bizim de gözümüz gönlümüz açılıyor. Gidip gezmesi, bitkilerin çeşitlerini görmek. Bakın şöyle. Bunlar şeyin arkadaşlar. Curly Lux'un yaprakları bunlar. Burayı dibine koymuşum. Bazıları çok yaşlı bitkilerin. Önceden kestiklerimi suya koydum. Köklendirmeye aldım arkadaşlar. Köklenirse yeniden dikerim. Tazelemiş olurum bitkiyi. Şöyle. Gelen arkadaşlar oluyor, misafirler oluyor. Aile dostlarımız. Onlar da beğeniyorlar. Beğendikleri zaman aynı bitkiden fazladan varsa elimde onları da hediye ediyorum mesela. Bakın şunu şuradan şöyle yaparak alabilir miyim acaba?
dediğim gibi budama makası almam lazım. Böyle ince uçlu. Bendekiler ağaç makası arkadaşlar. Onlar da geniş ağızlı oluyor. Böyle aralara girmiyor. Ama sardunyalar dayanıklı türler. Böyle hani kırarak bile alsanız sıkıntı yok yani. Büyümeye devam ediyorlar. Öyle nazlı niyazlı bir bitki de değil. Yani temizledikten sonra o kuru dalları görmek beni rahatsız ediyor. Direkt dalıyorum elimle. Şöyle. Dibi rahatladı. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün insektis ilacı da yapacağım bütün bitkilerime. Onu da yine sizlerle paylaşırım. Şöyle temizlemiş oldum. Hepsi bitmedi tabii. O sırada da varlar bir sürü. Şöyle benim sardunyalarım biliyorsunuz girişte garajın o çiçekliklerin üzerinde hep olurdu. Birden fazla. Saksım var elimde. Bakın çok güzel oldular. Tertemiz. Dediğim gibi birazcık böyle form vereceğim. Şimdilik böyle dursunlar. Hepsini yeniden makasımı aldıktan sonra bakın şuralardan yeni filizler geliyor. Yeniden form vereceğim. Evet bugün böyle bir sardunya videosu olsun. Böyle temizliğini yaptım. İlaçlamalarını da yapacağım. Ben videoyu kapattıktan sonra diğerlerine de geçeceğim. Onları da temizleyeceğim arkadaşlar. İlaçlamayı yaparken de yine sizlerle paylaşırım. Birlikte yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.